Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı videosuyla birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, 2. dönem 2. yazılılarınız büyük ihtimalle okullarda 5. 6. ve 7. üniteyi kapsayacak şekilde hazırlanacak arkadaşlar. Şimdi burada biz 5. ünitede Dünya Gücü Osmanlı... 6. ünitede ise Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı, 7. ünitede klasik çağda Osmanlı toplum düzeni ünitelerinin tekrarını yapacağız. Ardından boşluk doldurma, doğru yanlış, test soruları, eşleştirme sorularıyla, açık uç sorularla sizi sınava hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan ben size buradaki görsellerle, kısa notlarla bu ünitelerin tekrarını yapacağım. Ama Hocam ben evde de yolda okula giderken de ders çalışmak istiyorum, sınava hazırlanmak istiyorum diyen arkadaşlarım olursa eğer elimde gördüğünüz gibi küçücük daha önceden de büyük ihtimalle almış olduğunuz ikinci dönem yazılı notları kitabı mevcut. Burada arkadaşlar tüm derslere ait derse derslere ait kısa notların olduğunu yine grafiklerle, şekillerle, görsellerle desteklenen bir ee, ...kısa konu anlatım kitabı, yazılı notları size sınavınızda yardımcı olacak. Burada gördüğünüz gibi eğer bu videoyu izlerseniz... ...güzel bir şekilde yazı notlarına çalışıp... ...Dinamo Soru Bankası'ndan da verdiğim ödevleri yaparsanız arkadaşlar... ...sınavınızdan 100 almak tabii ki de mümkün. Evet şimdi biz konu özetine geçelim. Arkadaşlar hatırlayalım. 5. ünite Dünya Gücü Osmanlı başlığıyla başlamıştık. Yani biz burada Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine bakmıştık. Evet şimdi ilk olarak bir yükselme döneminin özellikleri neydi? Genel hatlarıyla verecek olursak biliyorsunuz ki yükselme dönemi arkadaşlar 1453 yılında yani Fatih'in İstanbul'u fethiyle başlıyordu. Hangi tarihe kadar? Burada da belirtmişiz. 1595 yılına kadar sürecek olan dönem yükselme dönemi olarak geçiyordu. Aynı zamanda bu dönemde hem doğuda hem de batıda fethi hareketleri devam etmişti. Karadeniz ve Akdeniz biliyorsunuz Türk Gölü haline gelmişti. İpek ve baharat yolları Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmişti. Avrupa üzerine biliyorsunuz 1533 yılındaki İbrahim Paşa ya da bir diğer adıyla İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avusturya, Macaristan üzerine, Avrupa üzerine bir üstünlük sağlamıştı. Anadolu'da siyasi birlik sağlanıyordu arkadaşlar. Halifelik makamı yükselme döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde elimize geçecekti ve sınırlar 3 kıtaya yayılacaktı yükselme döneminde. Evet biz burada ilk olarak İstanbul'un fethi başlığını görüyoruz. Tarihimizde orada mevcut 1453 İstanbul'un fethi. Şimdi bu İstanbul'un fethinde tabii ki de biz ilk olarak yapılan hazırlıklara işte hazırlıkları konuşacağız arkadaşlar. Nedenleri konuşacağız ve sonuçlarını konuşacağız. Şimdi şöyle yapalım. İlk olarak bir nedenlerinden söz edelim. İstanbul'un fethini neden Fatih Sultan Mehmet bu kadar istiyordu? Tabii ki de ilk olarak Fatih'in amacı şuydu. Anadolu'da ve Rumeli'de artık bir toprak bütünlüğü sağlamak istiyordu. Yine sürekli Bizans bu dönemde Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışıyordu ve bunu engellemek istiyordu. Aynı zamanda Osmanlı Devleti artık Avrupa'ya e, açılıp o bölgelerde gaza ve cihat anlayışını yerine getirmek istiyordu ve dolayısıyla Asya ve Avrupa arasındaki geçişleri kolaylaştırmak istiyordu Fatih Sultan Mehmet. Balkanlardaki ege egemenliğimizi daha kalıcı hale getirmek istiyorduk. E tabi bir de İstanbul'un fethinde burada da yer verdiğim Hazreti Muhammed'in hadisi şerifi etkili olacak. Hazreti Muhammed İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur demişti. Dolayısıyla... Fatih Sultan Mehmet de bu hadis-i şerifi yerine getirip İs İslam dünyasında saygınlığını kazanmak istiyordu. Ve 1453 yılında İstanbul arkadaşlar yapılan hazırlıklar doğrultusunda işte neler yapılmıştı. Rumeli Hisarı yaptırılmıştı. Büyük toplar döktürülmüştü. Bu toplara biz hatırlayın Şahi adını vermiştik. Yine dediğim gibi Rumeli Hisarı yaptırıyor, yaptırılıyordu. 400 parçalık bir donanma hazırlanmıştı. Aynı zamanda diğer Anadolu Beylikleri itaat altına alınmıştı. Tekerlikli kuleler de yine İstanbul'un fethinde etkili olmuştu. E tabi Bizans da ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, burada surlarını güçlendiriyordu. Yine Avrupa'dan yardım istiyordu. E, Girejuva adı verilen suda da yanan ateşi e, kullanarak e, kuşatmayı Osmanlı'nın aleyhine sonuçlandırmak istemişti. Dediğim gibi nedenler ve hazırlıklar bu şekilde. Peki 1453 yılında baktığımızda fetih süreci Osmanlı Devleti için iyi sonuçlanacak ve Fatih binlerce yıldır ayakta duran e, Bizans İmparatorluğuna son verecek. Ve biliyorsunuz İstanbul'un fethinin en büyük sonuçlarından bir tanesi ne olmuştu arkadaşlar? Orta Çağ dediğimiz dönem sona ermişti ve artık yeni bir çağ başlamıştı, değil mi? Bu önemli. Çağ açıp çağ kapatan bir fetih hareketi bu. Yine aynı şekilde Osmanlı Devleti için yükselme dönemi başlıyordu. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı artacaktı. İpek yolu üzerinde bakın buraya dikkat edin. Genellikle öğrenciler İpek Yolu üzerindeki denetimin ne zaman sağlandığını ya da Baharat Yolu üzerindeki denetimin ne zaman sağlandığını e, karıştırabiliyorlar. İpek Yolu denetimi İstanbul'un fethiyle, Baharat Yolu'nun denetimi ise arkadaşlar Birinci Selim yani Yağustan Selim döneminde Memlükler Devleti'nin yıkılmasından sonra sağlanıyor. Yeri gelmişken de bunu söyleyelim. E tabi bir de Fatih bu ünvanı İstanbul'u fethettikten sonra alıyor. Normal işte ikinci Mehmet diye biliniyor. Aynı zamanda İstanbul'a da geçirdikten sonra Ayasofya Camisi inşa ediliyordu. Ve burada e, İstanbul'un fethinden sonra dünya tarihi açısından sonuçları vardı arkadaşlar. Dünya tarihi açısından sonuçlarına baktığımızda. Özellikle Müslüman bir devletin boyunduruğu altında yaşamak istemeyen bilim insanları İtalya'ya gitmiş. Rönesans hareketini başlatmıştı. Yine aynı şekilde e, kaşifler, e, coğrafi keşifler dediğimiz hareketi başlatmıştı. Ve Avrupa'da Burjuva sınıfı biliyorsunuz coğrafi keşiflerle etkinlik kazanacaktı. Bu şekilde arkadaşlar İstanbul'un fethi gerçekleşiyor ve sonuçlarını da e, size aktardım. Fatih döneminde fetih hareketleri sadece İstanbul ile sınırlı değil. E, haliyle Karadeniz bölgesinde yapılan fetih hareketleriyle birlikte Karadeniz Türk gölü haline geliyor. Bu bilgiyi unutmayalım. Yine aynı şekilde burada Karadeniz'in fetinden sonra biliyorsunuz İpek Yolu denetimi Fatih'in eline geçmiş olacak. E tabii ki de Avrupa yani Balkanlar üzerinde de Fatih döneminde ilerleyişimiz mevcut. Evet sıradaki padişahımıza geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Ee, şuradaki boşluğa ben size yükselme dönemi padişahlarını sıralı bir şekilde bir yazayım. Onları bütün bir şekilde görün. Belki hocanız sınavda size bunu e, sorabilir, isteyebilir. Şimdi ne dedik? Yükselme dönemi padişahları dedik arkadaşlar. Altını çizdik. Daha demin de belirttiğim gibi yükselme dönemi kiminle başlıyordu arkadaşlar? İkinci Mehmet'le başlıyordu. Yani Fatih Sultan Mehmet'le başlıyordu arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in ardından ikinci bayası ne yapacak arkadaşlar? Tahta geçecek. İkinci bayasının ardından birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim. Birinci Selim'in ardından birinci Süleyman tahta geçiyor. Birinci Süleyman'ın ardından ikinci Selim ve yükselme döneminin son padişahı olan 3. Murad'ı da buraya yazalım. Arkadaşlar buradaki bilgiye bir dikkat edelim. Sınavda hocanız buradan size soru sorabilir bekliyorum. Evet Fatih dönemini biz konuştuk. Dediğim gibi şimdi sırada 2. Bayezid dönemi var. Ancak Fatih'in ölümünden sonra Osmanlı Devleti'nde de iç sorun iken bu arada bu bilgiyi de size hemen burada vereyim. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde iç sorun iken dış sorun haline gelen ilk olayımız bizim Cem Sultan olayı. Hemen buraya iç sorun iken ne oluyor arkadaşlar? Dış sorun haline geliyor. Fatih'in ölümünden sonra 2. Beyaz tahta geçiyor. Ancak burada 2. Beyaz'ın kardeşi olan Cem Sultan'ın da tahta hak iddia ettiğini ve sırasıyla şu devletlere sığınarak Osmanlı Devleti'nde bir sorun yarattığını söyleyebiliriz. İşte dediğim gibi Cem Sultan ilk olarak Anadolu'da faaliyet gösteren ve Osmanlı Devleti'nin e, yani uzun süre düşmanlığını yürüten Karamanoğulları Beyliği'ne sığınacak. Oradan Memlüklere, Rodos Şövalyelerine, Papaya ve Fransa'ya sığınarak arkadaşlar uzun bir dönem Osmanlı Devleti'nin dış politikada etkisiz kal kalmasını sağlayan kişi olacak. E dediğim gibi bu da veraset anlayışından kaynaklı Cem Sultan da tahta hak iddia ediyor. Ancak buradan başarılı bir şekilde çıkacak isim ikinci Bayezid olacak. İkinci Bayezid dönemi dediğim gibi Cem Sultan olayından kaynaklı çok etkili bir dönem değil. Çünkü dış politikada etkisiz. Ancak burada Karamanlıları itaat altına alacağız. Kili ve Akkerman gibi bölgeleri Osmanlı Devleti eline geçecek. Memlüklerle ilk defa savaşacağız. Yine sebep aynı Cem Sultan'a yardım edildiği için. Venediklerle bir deniz savaşı yapılıyor ve kazanılıyor. Buradaki olaya dikkat çekmek istiyorum. 1511 yılında Osmanlı tarihinde Şahkulu isyanı çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şurayı Osmanlı sınırları olarak düşünebiliriz. Yani küçük çaplı. Şurada da doğuda Safevi Devleti'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Burada size şu bilgiyi vermek istiyorum. Tabii ki de bu iki devlet de İslam devleti. Ancak e, biliyorsunuz işte Osmanlı devleti Sünni mezhebe aitti. Safevi devleti ise Şii mezhebine aitti. Dolayısıyla Sünniler ile Şiiler arasında bir çatışma, halifelik makamı için bir çekişme söz konusuydu. Bundan kaynaklı Safevi devleti Osmanlı tarihinde etkileyecek e, ve bu bölgede bir isyan hareketi yani şu Doğu Anadolu bölgesinde bir isyan hareketini Başlatıyordu bu isyan hareketine arkadaşlar Şahkulu Kulu isyanı adını veriyoruz. Tabii ki bu isyan girişimine ikinci Beyaz ne yapacak bastırmayı başarıyor arkadaşlar ama dediğim gibi burada göstermiş olduğu bu ılımlı tavır e, tavır e, onun ileride e, oğlu tarafından e, yeni çellerde desteğini alan birinci Selim tarafından tahttan indirilmesine neden olacak. Evet şimdi birinci Selim dönemini şöyle kısaca bir hatırlayalım. Birinci Selim döneminde biliyorsunuz arkadaşlar çok kısa bir süre. Yani şöyle söyleyeyim 1512 1520 yılları arasında 8 yıllık bir tas süreci var. Ama arkadaşlar biz ne diyoruz Yavuz'dan Selim için? 8 yılda 80 yıllık iş yaptı diyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Şu sebepten. Özellikle Yavuz Selim döneminde Osmanlı sınırları yeni bir kıtaya yani Afrika kıtasına kadar yayılacak. Anadolu'da Türk siyasal birliği sağlanacak ve Safevi Devleti bir nevi itaat altına alınacak. Şimdi yapılan savaşlara bir bakalım. 1514 yılında arkadaşlar e, Çaldıran Savaşı kiminle yapılıyor? Saf Evi Devleti yapılıyor. Ve bakın yol haritasında görüyorsunuz. Saf Evi Devleti ile şu noktada İlk aşamada Çaldıran Savaşı gerçekleşiyor ve Safevi Devleti yenilgiye uğratılıyordu. 1515 yılında ...Turnadağ Savaşı'na geri dönüşte burada bir beylik, Dul Kadir oğulları Beyliği yenilgiye uğratılmıştı. Hemen ardına ee, Yavuz Sultan Selim İstanbul'a döndükten sonra Memlükler üzerine arkadaşlar İslam dünyasına daha fazla saygınlık kazanmak ve Memlük tehlikesini ortadan kaldırmak için 2 tane savaş gerçekleştirecekti. Bu savaşlara baktığımızda ilk olarak 1516 yılındaki Mercidabık Savaşı'nı görüyoruz. Kime karşı? Memlüklere karşı galibiyet. Devam ediyoruz, takip ediyoruz buradan ve Mısır'a kadar geliyoruz. Mısır'da da yine Memlüklere karşı Ridaniye Savaşı yapılıyor ve arkadaşlar Memlükler Devleti'ne son veriliyor. Böylece Yavuz Sultan Selim Osmanlı hazinesini tıka basa dolduruyor. Ve aynı şekilde e, burada İslam dünyasında saygınlık kazanıp buraya dipnot düşeceğim. İlk Osmanlı halifesi yani halifelik makamını da yine Yavuz Tan Selim Osmanlı Devleti'nin eline geçmesini sağlıyor. Yavuz Tan Selim dönemi hakkındaki bu e, gelişmeleri konuştuk. Ben buradan da bu anlattığım bilgilerden size sınavda soru geleceğini tahmin ediyorum. Devam edelim. Yavuz Sultan Selim'in erken ölümünden sonra tabii ki de tahta oğlu birinci Süleyman diye bildiğimiz Kanuni Sultan Süleyman geçecek. Şimdi neden bu unvanı aldı? Kendisi çok fazla kanun çıkardığı için, toplumu düzenlediği için bu unvanı alıyordu. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kendisi tam 46 yıl boyunca tahta kalacak. Yani 1520 yılında tahta geçiyor arkadaşlar. 1566 yılına kadar Osmanlı'nın devlet sınırlarını buradaki görselde gördüğünüz gibi genişletecek ve Osmanlı devletine en parlak dönemi yaşatan hükümdar olacak. E tabi kendisi herhangi bir şehzadeyle mücadele etmediği için bu noktada da şanslı. Yavuz Sultan Selim'in tek erkek çocuğuydu. E dolayısıyla dediğim gibi dolu bir hazine, güçlü bir ordu. Ee, İslam dünyasında saygınlık derken Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi yaşayan hükümdar Kanuni Sultan Süleyman olacak. Yine biz kanun dönemi hakkında arkadaşlar hem batıdaki gelişmeleri konuşacak olursak biliyorsunuz Belgrad alınıyordu. Muaç Meydan Savaşı gerçekleşecekti ve burada Macar ordusu yenilgiye uğratılacaktı. 1529 yılında Viyana kuşatılıyordu ancak alınamıyordu. Ee, şuraya önemli bir tarih yazacağım 1533 İstanbul Antlaşması. Şimdi bu antlaşmanın bir diğer adı da var. İbrahim Paşa Antlaşması. Bazen kaynaklarda böyle de geçer. Şimdi ben bu antlaşmaya bir yıldız atmak istiyorum. Sebebi şu arkadaşlar. 1532 yılında Alman seferi gerçekleşecek. Burada bir sonuç alınamıyor. Sonrasında Avusturya barış isteyecek ve 1533 yılında Avusturya ile İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti arasında yapılıyor ve Gençler sonuç itibariyle şöyle bir durum ortaya çıkacak. Biz bu antlaşmadan sonra Avrupa üzerine üstünlüğümüzü daha net, daha kesin bir hale getiriyoruz. Yani şöyle bir şey oluyor. Avusturya'nın birinci adamı ile Osmanlı Devleti'nin sadrazamı yani ikinci adamı eşit sayılıyor arkadaşlar. Bu bir üstünlük göstergesidir. Yine arkadaşlar e, tabii ki de Fatih Dön şey e, Kanuni döneminde Avusturya üzerine yine bir takım seferler gerçekleştirilecek. Kanuni'nin batı kısmında yapmış olduğu son seferi Ziget var seferi arkadaşlar. E, Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi. Şöyle bir not düştük buraya. Buraya da dikkat edelim. E tabii Kanuni dönemi denilince aklımıza bir de ne geliyor arkadaşlar? Kapitülasyon kelimesi geliyor. Kapitülasyon biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde yani diğer devletlere verilen ticari ya da hukuk alanında imtiyazlardı, ayrıcalıklardı. Yine Fatih bu dönemde Avrupa'daki Hristiyan birliğini engelleyebilmek adına ya da coğrafi keşiflerin etkisini biraz daha hafifletebilmek adına Fransa'ya biliyorsunuz kapitülasyon verecekti. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Evet devam edelim. Fatih, e, Fatih diyorum. Karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Kanuni döneminde e, doğu yönünde de seferler gerçekleşmişti. İşte Irak'e, Tebriz seferi, Nahçıvan seferi gibi seferlerle şu coğrafyada yani şu bölgede Safevi Devleti bir nevi itaat altına alınıyordu. Şimdi buraya bir bilgi yazmam gerekiyor arkadaşlar. 1555 yılında Safevi Devleti ile İlk defa ne oluyor arkadaşlar? İlk antlaşma imzalanıyor. Şimdi bu antlaşmanın adı ne diye soracak olursanız hemen buraya notumuzu düşelim. Amasya Antlaşması bizim ilk antlaşmamız olacak ee, kanuni döneminde Safevi Devleti ile yapılıyor. Buna dikkat edelim. Bu bilgi de önemli bir bilgi. E tabi kanun döneminde şimdi şu bilgiyi bir hatırlatayım size. İkinci Mehmet yani Fatih döneminde şöyle bir durum gerçekleşmişti. Karadeniz bölgesi Kırım ele geçirdikten sonra Karadeniz bölgesine yani bu noktada bir Türk gölü oluşmuştu. Artık bu ikinci Mehmet döneminde gerçekleşiyordu. Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi ise birinci Süleyman döneminde yani Kanuni döneminde gerçekleşecek. Bu iki bilgiye de dikkat edelim. Aynı zamanda karıştırmayalım arkadaşlar. Tabii ki denizlerdeki seferlerimiz bu kadar e, hepsi iyi sonuçlanmıyor. İyi sonuçlananlardan bir tanesini daha söyleyelim. Şuraya bir savaş daha yazalım. 1538 yılında özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'nın da önderliğinde Haçlı ordusu biliyorsunuz yenilgiye uğratılmıştı. E, bu şaşalı bir galibiyetti. Ancak sonrasında kanun döneminde yapılan Hint Deniz Seferleri'nde dört tane sefer yapmamıza rağmen e, bunlardan e, galibiyet alamıyorduk. Kanun dönemin gelişmeleri de. Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geldik. Kavünden sonra tahta geçen iki hükümdarımıza. 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine baktığımızda bu iki hükümdarın çok fazla etkili olmadığını görüyoruz. Tabi bunun e, nedenleri var. Mesela ikinci Selim ordunun başına sefere gitmeyen ilk padişah. Bu bilgiye bir dikkat edelim arkadaşlar. Aynı zamanda 3. Murat döneminde en geniş sınırlara ulaşılsa da bu iki hükümdara baktığımızda devlet meselelerinden biraz uzak davranıyorlar. Uzak davrandıkları esnada da ön plana çıkan bir sadrazam, veziri azamımız var. Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sokullu Mehmet Paşa arkadaşlar. Burada Sokullu Mehmet Paşa devlet idaresini yürütmüş. Aynı zamanda iki tane de önemli proje geliştirmişti. Don Volga ve Süveyş kanalı projeleri, projeleri önemli projelerdi arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak için yine Osmanlı ekonomisini canlandırmak için uygulanan iki projemizdi bu projeler. Devam edelim. Şimdi yeni bir e, ünite içerisinde yeni bir başlık olan bir coğrafi keşiflere bakalım. Biliyorsunuz işte İstanbul'un fethinden sonra hangi yol Osmanlı denetimine geçmişti? Çin'den başlayıp İstanbul'a kadar gelen İpek yolu Osmanlı'nın eline geçmişti. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde ise Hindistan'dan başlayıp değil mi? İstanbul'a kadar uzanan baharat yolu Osmanlı eline geçmişti ve bunlardan kaynaklı gayrimüslim devletler Müslüman bir devlete daha fazla vergi vermemek ve Hindistan'a ulaşmanın daha kısa bir yolunu bulabilmek adına neyi başlatmıştı arkadaşlar? Coğrafi keşifleri özellikle 15. yüzyılın sonlarında başlatıyordu. Ne gibi keşifler yapılıyordu? Afrika kıtasını ilk olarak işte Bartemi Diaz şöyle bir dolanarak Ümit Burnu'nu buluyordu. Vasco de Gama o yolu devam ederek Hint Deniz yolunu buluyordu. E tabi ki bunlardan belki de daha önemli olan Amerika kıtasının keşfi e, Christoph Kolom tarafından gerçekleştiriyordu. Yine James Cook Avustralya kıtasını buluyordu. Ya Dolayısıyla Hindistan'a gitmenin daha kısa daha kestirme bir yolunu e, bulacaktı. Avrupalı devletler e, coğrafi keşifler Osmanlı devletini buraya büyük harflerle yazacağım. Ekonomik yönden zarara uğratan keşiflerdi arkadaşlar. Çünkü artık zaman içerisinde hemen olmuyor. Buraya dikkat edelim. Belli bir süre içerisinde ne olacaktı? İpek ve baharat yolları önemini kaybetmiş olacaktı. Şimdi devam edelim. 6. <laughs> ünitemize geldik arkadaşlar. 6. ünitemizde biz saray ve yani şöyle diyelim sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı başlığını görmüştük. Evet hızlı bir şekilde 6. ünitenin de bir tekrarını yapalım. Arkadaşlar saray Osmanlı padişahlarının devleti yönettiği ve burada ailesiyle birlikte kaldığı yer, değil mi? Şimdi şimdi ilk kuruluş dönemlerinde Orhan Bey döneminde arkadaşlar ilk saray Orhan Bey döneminde Bursa'da inşa edilecek. Sonraki dönemde tabii ki 1. Murat döneminde Edirne'de de bir saray inşa edilecek. 2. Mehmet yani Fatih Topkapı Sarayı'nı inşa etmeden önce Edirne'de de bir saray inşa ediyor. Ama İstanbul'un fethinden sonra arkadaşlar başkent İstanbul ilan edilecek ve burada uzun en uzun süre kullanılacak bir saray. Topkapı Sarayı ...inşa ediliyor arkadaşlar. Şu bilgiyi unutmayalım. En uzun süre kullanılan saray hangisiymiş arkadaşlar? Topkapı Sarayı'mış. Şimdi Topkapı Sarayı arkadaşlar bölümlerden oluşuyor. Birun, Enderun ve Harem denilen bölümler var. Birun sarayın dış bölümünü oluşturuyor. Padişah burada işte ulufeleri dağıtır, törenleri izlerdi. Enderun dediğimiz yerde... Ee, ...sarayın iç bölümü olarak geçiyor ve burada... Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Devlet yöneticilerin yetiştiği yer olarak da bir e, okul, mektep de bulunuyordu. Harem de okul anlamına geliyor ve burada padişahın ailesi yaşıyordu. Burada dışarıdan gelen cariye köleler İslami eğitim alıp dil eğitimleri alıp sultanın karşısına o şekilde çıkıyorlardı. Yine harem de padişahın yaşadığı yer olarak geçiyor. Evet bu saray içerisinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı bir yer var. Bu yere biz divanı Hümayun diyoruz. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde ilk divan yine kimin döneminde ortaya çıkıyor? Orhan Bey döneminde ortaya çıkıyor. Ya hocam her şeyi de Orhan Bey mi yapmış diyeceksiniz. E tabi Orhan Bey döneminde artık devlet kurumsallaşma adı altında adımlar atmıştı. Devlet örgütlenmesi adı altında e, olaylar gerçekleşmişti. O yüzden Orhan Bey. E ...de dikkat edelim, hatırlayalım bu bilgileri de. Şimdi Divan-ı Hümayun'da tabii ki padişah bulunuyor. Padişahın yanı sıra diğer devlet yöneticileri de e, bu görüşmelere katılıyordu. Şimdi Vezir-i Azam arkadaşlar padişahın vekili. Hatta Fatih dönemine kadar, şimdi e, padişahlar şöyle toparlayalım. Fatih dönemine kadar padişahlar divana başkanlık ediyor... Ancak Fatih'ten sonra divana başkanlık eden kişi kim oluyor arkadaşlar? Veziri Azam oluyor. Vezirler de Vezir Azama yardım eden kişiler arkadaşlar. Kadı askerler, e, özellikle e, hukuk, eğitim, işte adalet, yargı kısmına bakan görevli oluyordu. Defterdar. Hatırlayalım Osmanlı Devletinin maliyesiyle yani hazinesiyle gelir gider. ...kısmıyla ilgileniyordu. Nişancı iç ve dış yazışmalardan sorumlu. Yeniçeri ağası şöyle eğer kendisi vezir ise divana katılabiliyordu. Askeri yönden biliyorsun Yeniçeri ocağının e, lideri, önde gelen ismi diyelim. Kaptanı Derya donanma komutanıydı. Şöyle bir özelliği vardı. Eğer İstanbul'daysa kaptanı Derya ne yapıyordu? Divana katılabiliyordu. Şu sonda yer alan iki şeyhüstam ve reyüsül Kütap dediğimiz görevler ise arkadaşlar e, asil üye değil. Yani gerekli görüldüğü takdirde divana geliyorlar. Örneğin padişah bir konu hakkında bir fet yani e, dine uyup e, uymadığını kime soruyor arkadaşlar alınan kararın? Tabii ki de şeyhüstama soruyor. E, şeyhüstam dine uygunsa bu konuda fetva veriyordu. ...o dönemde çağrılıyordu. Reisül Kütab ise özellikle 18. yüzyıldan sonra... ...daha çok divanda gördüğümüz... E, ...nişancıya yardımcı bir kişi... ...Dışişleri Bakanı olarak görebilirsiniz. Dışarıdan gelen mektupların tercüme edilmesinde... ...ve tekrardan yazılmasında... E, ...etkili olan isimdi. Evet, devam edelim. Osmanlı merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi adı altında... ...tabii kanunnameler çıkmış... ...Fatih Kanunname hazırlamıştı... ...Birinci da Kanunname hazırlamıştı... İşte saray dışında evlilikler kanuni dönemden sonra yasaklanmıştı. Haremden evlilikler gerçekleştiriliyordu. Bunu da nedeni arkadaşlar taht başka bir devlette ya da başka bir beylikte başka bir hanedan ile pay edilmesin diyeydi. Bunun yanı sıra tabii ki de veraset sistemindeki değişim de Osmanlı Devleti'ne dikkat çekiyor arkadaşlar. Bir şimdi ona bakalım ve bu tabloyu bir dolduralım. Arkadaşlar veraset sistem işte yönetim neye göre değişiyor, nasıl değişiyor bu anlama geliyor. Şuraya ben mülk yazacağım. Mülkten kastım arkadaşlar taht. Şimdi Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde şöyle bir anlayış var. Mülk hanedanın ortak malı. Yani Osmanlı devleti içerisinde yer alan hanedan içerisinde Osmanoğulları ailesindeki erkek üyeler tahta geçebiliyor. Yelpaze geniş arkadaşlar. Şu padişahımız olsun. İşte padişahın çocuğu geçebiliyor. Kardeşi geçebiliyor. Ya da kuzen erkek kuzenleri amcaları geçebiliyor. Bakın yelpaze geniş. E, dolayısıyla e, dediğim gibi bu tarz bir durumda e, yönetim değişinde taht kavgalarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 1. Murat döneminde artık devlet sınırları genişledi. E, haliyle tahta geçmek isteyen kişi sayısı da artacak. 1. Murat döneminde de. Veraset anlamında şöyle bir değişim gerçekleşiyor. E, mülk yani taht arkadaşlar padişah ve oğlu, oğullarınındır anlayışı geliyor. Yani artık şu kısım yönetimde söz sahibi değil. Padişah, padişahın ölümünden sonra padişahın çocukları, oğulları, erkek oğulları yönetimde söz sahibi. İkinci Mehmet döneminde merkezi otoriteyi biraz daha güçlendirebilmek adına şöyle bir anlayış geliyor. Mülk yalnızca padişahındır. Şöyle mülk padişahındır diyelim. Burada ulaşılamaz bir padişah figürü çizilmeye çalışılıyor. Fatih artık divanlara katılmıyor. Kardeş katlini yasal hale getiriyor ve veraset anlayışında da mülk padişahındır anlayışını getirecek arkadaşlar. Birinci Ahmet döneminde bu ver veraset anlayışı değişmişti. Ee, şöyle oluyor arkadaşlar. Ekber ve Erşet sistemi gelecekti. Yani yaşça en tecrübeli, en olgun olan, yaşı büyük olan kişi tahta geçiyordu ve aynı zamanda burada kafes sistemi uygulanacaktı arkadaşlar. Şimdi bu şu padişahların döneminde sancak sistemi var arkadaşlar. Bu sancak sisteminde şöyle bir durum var. Şehzadeler, Çelebi Sultan dediğimiz kişiler sancaklara gider. Devlet yönetiminde tecrübe kazanırlardı. Merkezi otoriteyi de tabii ki bu güçlendirirdi. Ancak 1. Ahmet döneminde sancak sistemine son verilmiş ve onun yerine kafe sistemi gelmişti. Ve şehzadeler ne yapıyordu arkadaşlar? Osmanlı Sarayı'nda bir odada Kendilerine bir nevi sıranın gelmesini bekliyordu. E bu da bir problem yaratır. Sebebi şu devlet tecrübesi kazanmayan şehzadeler başa geçer. Tecrübesiz padişahlar devleti yönetirdi. E, merkezi otoriteyi de bu zayıflatırdı arkadaşlar. Ha bütün padişahlar e, çok mu otoritesi zayıf mıydı hepsini? Değil tabii ki. Yine kafes sisteminden çıkmış dördüncü Murat gibi figürler de ortaya çıkmıştır. Şimdi yan tarafta ise bu üniteye dair farklı başlıklarımız yer alıyor. İşte... Devlet idarecilerinde bulunması gereken vasıflar namelerde, siyasetnamelerde nasihatnamelerde dile getirilmişti. Şimdi bunlar nelerdi? Bir padişahın hangi özellikleri olmalıydı? Bir buna bakalım arkadaşlar. Ama ona geçmeden önce ben bu veraset anlayışı konusunda okuldaki sınavlarınızda bir soru bekliyorum. Dediğim gibi buraya dikkat edelim ve buranın ekran görüntüsünü almayı unutmayalım ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir Osmanlı padişahı tab tabii ki de adaletli olmalı yani adil olmalı aynı zamanda cesur olmalı olaylar karşısında olgun davranmalı liyakat dediğimiz meseleye önem vermeli ee, dediğim gibi hazineyi boş yere harcamamalı yeri geldiğinde savaşa yeri geldiğinde barışa karar vermeli bunlar. Padişahlarda olması gereken vasıflar. Tabii ki de erdemli olmalı ve adaletli olmalı. Bu en önemli özellikler. Şimdi şehzade arkadaşlar padişahın erkek çocuklarına verilen isim arkadaşlar. Bu dediğim gibi şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanmak için nerelere gidiyorlardı? Sancaklara gidiyordu. İşte bu sancakları sayacak olursak bunlar içerisinde en önemlisi belki de eee de arkadaşlar Manisa sancağı önemli Amasya, Trabzon, Bolu, Antalya, Konya, Kefe bunlar Osmanlı şehzadelerinin lalalar eşliğinde. Lala neydi arkadaşlar şehzadeleri eğiten hocalardı ee, onlar da sancağa giderdi ve dediğim gibi e, şehzadenin devlet tecrübesi kazanması için onlara yardımcı olurlardı. Devam ediyoruz. Yedinci üniteye geçiş yaptık. Klasik çağda Osmanlı toplum düzenine bir bakalım arkadaşlar neler varmış. Şimdi ilk olarak en başta size şu bilgiyi vermek istiyorum. Arkadaşlar Osmanlı'da toplum yapısı dinlere göre ayır, ayrım yapılırdı. Bak dinlere göre ayrım var. Ancak ırklara göre ayrım yok arkadaşlar. Şimdi burada toplum gördüğünüz gibi millet sistem dediğimiz bir sistem var. E, bütün işte Osmanlı tebası dediğimiz bir anlayış var. Bu Osmanlı tebası da arkadaşlar Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ayrılıyor. Şimdi Müslümanlara ümmeti Muhammed, gayrimüslimlere ise e, işte gayrimüslimleri oluşturanlar ise Hristiyanlar ve Yahudiler olacak. Burada tabii ki vergilendirme konusunda farklar mevcut ya da bir takım sosyal e, yaşam konusunda e, farklar mevcut olacak. Ama dediğim gibi Osmanlı devleti özellikle bu toplumdaki yapıyı korumak için önemli iki tane uygulamayı gerçekleştiriyor fetihlerden sonra. İlki arkadaşlar iskan politikası yani bir bölgeyi şenlendirme ya da o bölgeyi Türkleştirme ve İslamlaştırma politikaları arkadaşlar. Ee, bir aileyi ne yapıyorsunuz Fetheden bölgeye gönderiyorsunuz o o bölgede e, bir yaşam sergiliyor Müslüman olarak orada bir nüfus belirliyorlar ve haliyle dediğim gibi iskan politikası Osmanlı'nın ele geçirilen noktalarda kalıcı olmasında etkili oluyor ve bu giden ailenin örnek veriyorum batıda bir bölge ele geçirildi ve orayı iskan haline getirdiniz şenlendirdiniz Türkleştirdiniz İslamlaştırdınız bir de şunu uygulamanız gerekiyor. Bu daha önemli herhalde. İstimalet politikası. Yani arkadaşlar hoşgörü politikası. Şimdi birçok yapı görüyorsunuz arkadaşlar burada. Şimdi millet sisteminde Müslümanlar bakın. Türkler, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Gürcüler, Berbeliler, Çerkezler, Abazalar, Çeçenler diye ayrılmış. E gayrimüslimler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olarak ayrılmış. Bunlar arasında bir düzen, kargaşa durumu yaratmamak adına herkesin dini inanışına saygılı bir şekilde davranılarak hoşgörülü bir anlayış sergiliyor. Osmanlı Devleti toplumun harcını bu şekilde sağlıyor ve uzun yıllar biliyorsunuz hatta Ermeniler biliyorsunuz Osmanlı toplumunda milleti sadıka olarak yani sadık millet olarak geçer. Tabi diğer milletler de Fransızlardan sonra ayaklarını bağımsız hareketlerinde bulunacaklar ama dediğim gibi uzun yıllar Osmanlı toplumundaki bütünlüğü bu buraya yazdığım İskan ve İsmail politikalarıyla sağlamış olacak. Evet devam edelim. İntemize. Ee, aynı şekilde <laughs> e, toprak sistemine bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı'da toprak sistemi şu şekildeydi. Şimdi devlete ait araziler vardı. Deve büyük çoğunluğu tabii ki de Osmanlı topraklarının büyük çoğunluğu kime ait? E, devlete ait. Yani yüzde ya bu oran değişiyor yüzde 97 yüzde 95 yüzde 92 yani büyük çoğunluğu Osmanlı'da miri arazi bulunuyor mülk arkadaşlar e, özel mülkten gelsin aklınıza Tabii çok özel mülkiyete izin verilmiyordu bunun sebebi şuydu arkadaşlar Osmanlı devletinde şuraya yazayım feodal anlayış ortaya çıkmasın diye derebeyler ortaya çıkmasın diye e, mülk özel mülkiyete... E, çok fazla izin verilmezdi. Şimdi toprak mülk arazi ve mihri arazi olarak ayrıldı. Mülk araziye baktığımızda ölçüyü görüyoruz. Ölçü Müslümanlara verilen mülk arazileri, haraci ise arkadaşlar e, gayrimüslimlere verilen. Buraya yazayım. Müslüman, gayrimüslimlere verilen araziler olacak. Bu arazilerden tabii ki Osmanlı Devleti işte ölçüden Müslümanlardan vergi alacak, gayrimüslimlerden de yine aynı şekilde. E, ...ürün vergisi alıyor. Burada Öşri'de Müslüman'ın malının onda birini... E, ...haraç dediğimiz vergide ise arkadaşlar gayrimüslim malının beşte birini... ...yani daha fazla vergi alarak bu mülk arazilerden de bir gelir sağlayacak. Şimdi miri arazilere baktığımızda arkadaşlar... ...tabii ki miri araziler Paşmaklık, Vakıf, dillik, Malikane, Mukata... ...yurtluk ve ocaklık olarak bölümlere ayrılmış. İlk olarak Paşmaklık denilen e, arazi türüne bakalım arkadaşlar... Paşmaklık türü arazinin geliri arkadaşlar padişahın e, özellikle annesine kızına ve eşlerine kalıyor gelir olarak vakıf arazileri tabi yardım kuruluşlarına kurumlarına verilen topraklara biz vakıf arazileri diyoruz onlar buradan gelir elde eder ve yardıma ihtiyacı olan kişilere bir gelir sağlarlardı malikaneye bakalım arkadaşlar malikane dediğim gibi özellikle üstün hizmette bulunan kişilere verilen toprak çeşidi arkadaşlar. Mukatağının şöyle bir özelliği var. Geliri doğrudan hazineye gidiyor arkadaşlar. Şimdi yurtluk arazileri ise özellikle e, sınır bölgelerinde bulunan kişilere, oranın güvenliğini sağlayan kişilere, subaşlara verilen e, topraklardı. Ocaklık işte saray muhafızlarına verilen topraklar olacaktı. Gelirler olacaktı. Evet alt kısma geldik. Osmanlı Devleti'nin büyük çoğunluğunu işte miri arazilerde ne oluşturuyor arkadaşlar? Tabii ki de dirlik oluşturuyor. Şimdi dirlik de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Has, zahmet ve tımar olmak üzere. Şimdi has e, toprak türüne baktığımızda buranın yıllık geliri, geliri 100 bin akçeden fazla olan gelirler. Şimdi buranın gelirleri arkadaşlar kime kalabilir? Padişaha kalabilir, vezire kalabilir ya da şehzadeye kalabilir. Zahmet dediğimiz toprak çeşidi ise işte 20 bin akçeden 100 bin akçeye kadar olan geliri sağlayan topraklar. Bunların da gelirleri genellikle subaşı dediğimiz ya da sancak beyi dediğimiz kişilere kalıyor arkadaşlar. Tımar. 3000 e, ile bin akçe arasındaki gelire sahip toprak türleri. Genellikle arkadaşlar savaşlarda başarı göstermiş ya da devlet yönetiminde başarı göstermiş kişilere verilen e, tımar toprakları olduğunu biliyoruz. Bu kişi buraya tımar sahibi e, kişi o bölgeye gittiğinde arkadaşlar bir de Osmanlı ordusu için ne yetiştiriyordu? Tımarlı sipahi. Yani arkadaşlar atlı asker de yetiştiriyordu tımar sahibi. Şu feodalle karıştırmayın onun başka bir e, özelliği vardı. Şimdi toprak yapısında biz konuştuk arkadaşlar devam edelim. Osmanlı Devleti'nde esnaflar nelerden oluşurdu? Kimler vardı? Ticaret nerelerde yapılırdı? Nar sistemi ya da lonca teşkilatı neydi? Bir buna göz gezdirelim arkadaşlar. Şimdi... Ee, Osmanlı ekonomisinin böyle üretim sisteminde tabii ki de lonca teşkilatının ve nar sistemi dediğim sistemin e, uygulamasının rolü büyük. Yani ticaretin gelişmesinde şöyle başlayalım. Lonca teşkilatı arkadaşlar kuruluş dönemindeki ahilik teşkilatına benzer onun devamı değil mi? Ee, devamı olan bir sistem. Şimdi bu esnaflar arasındaki dayanışmayı destekleyen bir sistem olduğunu biliyoruz. Yani lonca teşkilatında bulunan esnaflar nasıl bir şey üretecek, hangi miktarda satacak, ürünün kalitesini ya da ürünün fiyatının belirlenmesine biz arkadaşlar nar sistemi diyoruz ve yine bu elde edilen ürünler hangi mekanlarda satılacak? Bir bunlara bakalım. E tabii ki de İstanbul ve Çanakkale, İzmir limanları gibi Osmanlı'nın elinde büyük limanlar var. Ticaretin gelişmesine etkili. Kapanlar var arkadaşlar. Kapanlarda toptan satış gerçekleştiriliyor. Yine bedesten dediğimiz yerlerde değerli kumaş ya da mücevherler satılıyor. Kervansaraylar şöyle diyelim konaklama yerleri. Tüccarların gelip dinle, dinlendikleri yerler. Pazar yerlerinde Osmanlı'da şöyleydi arkadaşlar. İşte haftanın e, belli günlerinde kurulan pazarlar vardı. İşte haftada bir gün bir yerde bir pazar kuruluyordu. Ve burada dediğim gibi esnafların dayanışması Osmanlı ticaretinde, ticaretinin gelişmesinde etkili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. 6. ve 7. ünitenin tekrarlarını yaptık. Dediğim gibi... Evde, yolda yine aynı şekilde çalışmak isteyen arkadaşlarım, hemen burada kısa notların bulunduğu yazılı notlarını alarak sınavlara daha iyi bir şekilde çalışabilir. Bir hatırlatma yapmak istedim ve şimdi konu anlatımından sonra size sınavlarda yüksek notlar aldırabilecek sorular hazırladım. Hep birlikte boşluk doldurma, doğru yanlış, test ve açık uçlu sorularımızı bir çözelim arkadaşlar. İlk olarak boşluk doldurma sorularından başlayalım. Şimdi ikinci Beyazıt döneminde Anadolu'da Şii mezhebini yaymak amacıyla hangi isyan hareketi çıkmıştı arkadaşlar hatırlayalım. Şuraya bir tarih yazayım bakalım hatırlayabilecek misiniz? 1511 yılında Şah Kulu isyanı çıkmıştı değil mi? İstanbul, İstanbul Fethi sürecinde surları yıkmak amacıyla kullanılan toplara arkadaşlar ne ad veriliyordu? Şahi adı veriliyordu. Dulkadiroğullarına karşı Tunadağ Savaşı'nı kazanmış ve Anadolu'da siyasi birliği sağlamıştır. Şimdi bu olayları gerçekleştiren Osmanlı hükümdarı kimdi? Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim diye bildiğimiz hükümdarımızdı. Dördüncü soruda Don Volga ve Süveyş kanalı projeleri nokta noktaya aittir. Hangi sadrazamdı arkadaşlar? Bu Sokullu Mehmet Paşa Don Volga ve Süveyş kanalı projelerini hazırlayan sadrazamdı. Osmanlı devletinde iç sorun iken dış sorun haline gelen ilk olayımız belirtmiştim bunu size Cem Sultan olayıydı arkadaşlar. İkinci Beyaz Dönemde gerçekleşmişti, değil mi? İstanbul'un fethi ile ne sona eriyordu arkadaşlar? Orta çağ sona eriyordu. Ve yeni çağ başlıyordu değil mi? Bu bilgimizi de verelim. Padişah'ın sarayda eşleriyle ve çocuklarıyla yaşadığı yere sarayın, Topkapı Sarayı'nın bir bölümünü oluşturuyordu hatta. Harem adı veriliyordu. Kanunname-i Ali Osman Kim'in dönemindeydi arkadaşlar? Fatih Kanunnamesi olarak da biliniyor. 2. Mehmet döneminde ortaya çıkmış bir kanunnameydi. Dediğim gibi buradan da hocalarınız size sorular soracaktır. Hemen buranın ekran görüntüsünü şöyle alın arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet, boşluk doldurma sorularımız devam ediyor. İlk divan teşkilatı Orhan Bey döneminde hatırlayalım kurulmuştu. Devletin iç ve dış yaz yazışmalarından sorumlu olan kişi kimdi arkadaşlar? Yine divanın üyeleri içerisinde yer alıyordu. Nişancı. Sancağa çıkan şehzadelere hangi ad veriliyordu? Çelebi sultan adı veriliyordu. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda alınan vergi arkadaşlar avarız vergisi deniliyordu ve ilk defa 2. Bayez döneminde alınıyordu arkadaşlar bu. Bunu da hatırlatalım. Osmanlı Devleti'nde esnaf ve zanaatkarlardan oluşan bize teşkilatı sormuş. Tabii ki de buraya lonca teşkilatını ya da ahilik teşkilatını yazabiliriz. Osmanlı Devleti'nde dillik toprakları üçe ayrılırdı demiş. Hatırlayalım dillik toprakları has, zeamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılıyordu. Osman toplumunda yaşayanlar ırklarına göre değil, burası önemliydi, dinlerine göre ayrılıyordu. Yani Müslüman, gayrimüslim gibi. Boşluk doldurma soruları bu şekildeydi. Evet, sırada doğru yanlış sorularımız var arkadaşlar. Ee, bunun içinde şimdi hemen hızlı bir şekilde çözelim sorularımızı. Devlet adamlarının görevleri sırasında haksız kazanç sağlamaları durumunda görevden uzaklaştırılıp tüm mal varlıklarına el konulmasına müsaade denir denmiş. Arkadaşlar bu bilgimiz doğru. Enderun sarayın Enderun sarayın dış bölümünden oluşurdu. Buradaki bilgimiz yanlış arkadaşlar. Enderun sarayın iç bölümünden oluşuyordu. Çarpımızı attık. Birinci Murat ülke yalnız padişahındır. Veraset anlayışını getirerek devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmıştır demiş bize arkadaşlar. Ülke yalnız padişahındır düşüncesi, veraset anlayışı kimin dönemindeydi arkadaşlar? İkinci Mehmet dönemindeydi. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlış olacak. Devam edelim. Osmanlı'da sancaklara gönderilen şehzadeleri yetiştiren hocalara Atabey denirdi denmiş. Yanlış olacak bu. Ne deniyordu arkadaşlar? lala deniliyordu. Çuadar A hükümdarın kaftan ve küplerine bakan görevlidir. Doğru bir bilgi. İkinci Murat döneminde padişahlar divana başkanlık yapmayı bırakmıştır. Şimdi buradaki bilgi doğru olabilir ama hükümdar yanlış. Kim olacak? İkinci Mehmet yani Fatih olacak. Bu da yanlış. Şimdi doğruları yeşille yapayım daha iyi olur. Coğrafi keşifler sonucunda ticaret gelişmiş. Avrupa'da Burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır. Doğru bir bilgi. 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avusturya üzerinde protokolde üstünlük sağlamıştır. Bu da doğru bir bilgi. Hemen ekran görüntüsünü aldıysanız geçiyorum. Evet. Birinci Süleyman, Mercidabuk ve Ridaniye savaşları sonucunda Memlüklere son vermiş ve halifelik makamını ele geçirmiştir denmiş bize. Bu hükümdarımız Birinci Süleyman değildi arkadaşlar birinci Selim'di. Yani Yavuz Sultan Selim'di. Yanlış. Osmanlı Devleti'nde değerli kumaş, mücevver gibi eşyaların satıldığı üstü kapalı çarşılara bedesten denirdi. Doğru bir bilgi. Osmanlı maliyesinin vergi toplama biçimlerinden olan paşmaklık, geliri doğrudan merkez hazinesine giden miri arazileri ifade ederdi. Şimdi burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Buraya biz mukata yazacağız. Geliri doğrudan hazineye giden Mukataydı arkadaşlar. Paşmaklık Osmanlı padişahının eşine, e, işte e, kız kardeşlerine ve annesine kalan, değil mi? Toprak türüydü. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi Zigetvar seferidir. Doğru. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak baharat yolunun kontrolünü ele geçirmiştir. Arkadaşlar burada baharat yolu denmiş bize. Baharat yolu değil, İpek yolunun denetimi. Yine burada bir hatırlatma yapacağım. Bu kısma dikkat edin arkadaşlar. Fatih İpek yolunun denetimini, Yavuz Tansel'in Baharat yolunun denetimini sağlıyor. Buradaki bilgimiz yanlıştı. Sancak usulüyle yetiştirilerek tahta geçen son padişah 2. Mehmet'tir denmiş. Doğru. 1. Mehmet döneminde kalkıyordu. 1. Ahmet döneminde pardon. Devletin gelir ve giderlerine bakan Reisül Kütap. Devletin genişlemesiyle Rumeli ve Anadolu olmak üzere ikiye, ikiye çıkarılmıştır sayıları. Arkadaşlar burada devletin gelir ve giderlerine yani maliyesine bakan kişi Resul Kitap değildi. Kimdi? Defterdardı. Buna da yine dikkat edelim. Bu bilgimiz de yanlış. Evet doğru yanlış sorularımıza sona erdi. Şimdi sırada test sorularımız var. Verilen eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık söz konusudur denmiş bize. Şimdi yükselme döneminde gerçekleşen olaylar ile hükümdarlar eşleştirilmiş. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın fethi gerçekleşiyordu. Doğru. İkinci Bayezid döneminde 1499 yılında Sapienza deniz savaşı yapılıyordu. Ve buradan biz bir galibiyet alıyorduk. Bu da doğru. Yavuz San Selim Moğaç savaşı denmiş. Kalsın. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad'ın fethi gerçekleşiyor. Doğru. İkinci Selim döneminde Kıbrıs'ın fethi gerçekleşiyor. Doğru. Ancak arkadaşlar burada Moğaç savaşı Yavuz San Selim döneminde değil. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Buna göre Enderun Mektebi için yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir denmiş bize. Şimdi burada arkadaşlar Enderun talebeleri savaşlarda ele geçirilen esirlerin bir bölümüyle devşirme sistemiyle Hristiyan ailelerden alınan çocuklardan oluşmaktadır. Devşirme sistemine göre 8-18 yaş arası gençler toplanarak Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarında Türk İslam adet ve geleneklerine göre yetiştirilirdi denmiş. Bilgimiz bu. Şimdi savaş esirlerinden alınıyor mu arkadaşlar? Evet, burada zaten belirtilmiş bize. Türk İslam kültürüyle yetiştirilmek şarttı. Bakın burada devşirme yani Hristiyan ailelerden alınıp daha sonrasında Türk İslam adet ve geleneklerine göre denmiş. Bunu da aldık. Üçüncü maddedeki Enderun'dan vezir olarak çıkılırdı. Şimdi bize buna göre denmiş. Tabii vezir olarak çıkanlar var ama böyle bir şart yok. Dolayısıyla üçü eliyorsunuz. Ve burada sorun cevabı Bursa oluyor arkadaşlar. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş bize. Osmanlılar'da yazışmaları yapan nişancılık... Biriminden 1450 sonrası reisül kitaplık ortaya çıkarıldı. 1650 sonrası bu birimde tek başına sorumluluğu alan reisül kitapların önemi 18. yüzyılda iyice arttı. Hangisine ulaşamayız? Şimdi arkadaşlar burada başlangıçta dış politikada kurumsallaşmaya yeterli önemi verilmediğini, sonraki süreçte kurumsallaşmaya biraz daha önem veriliyor. Reisül kitaplık gibi daha ee, ne diyelim ön plana çıkan bir, e, ortaya çıkıyor. İhtiyaca göre yeni kurumların oluştuğunda evet ihtiyaç doğrultusuna çıkıyor. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın genişlediğine doğru. Bu dönemde hariciye nezaretinin hariciyeden nezaretinden kastımız arkadaşlar dış işleri bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Ama burada bir yanlış bir bilgi var. Hariciye nezaretinin kurulması arkadaşlar ikinci Mahmut döneminde. Şimdi dolayısıyla 1800'lü yıllarda Burada bize 19. yüzyıl dememiş 18 demiş. Burada sorun cevabına ulaşmış olduk. Sorun cevabı denizli olacak. E şıkkında diplomasiye verilen önemin zamanla artına, evet buraya, buna da ulaşıyoruz. Osmanlılar'da muhtesipler esnafın ürettiği ürünün kalitesini ve fiyatının üretilen malın kalitesine uygun olup olmadığını denetlerdi. Bu fiyat belirleme işine nar koyma denirdi. Osmanlılarda bu uygulamanın nedeni olarak durumlardan hangileri verilebilir denmiş bize. Arkadaşlar burada haksız rekabetin önlenmesi tabii ki de belli bir fiyat belirleniyor. Yani esnaflar kafalarına göre fiyatla oynayamıyorlar. Tüketiciyi koruyorlar burada. Bu da doğru. Devletin ekonomik faaliyetler dışına çıkması denmiş bize. Bunun yukarıdaki bilgiyle bir alakası yok. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Devam edelim. Kanun Sultan Süleyman döneminde çıkan Camberdi Gazali ve Ahmet Paşa ayaklamlarının ortak amaçları arasında hangisi gösterilemez denmiş bize. Arkadaşlar bu iki isyan girişimi Mısır'a egemen olmak için bu iki kişi tarafından çıkarılıyor. Bu ortak bir bilgi. Devlet rejimini değiştirmek. Böyle bir amaçları yok. Israat hareketlerine karşı çıkmak. Böyle bir amaçları da yok. Tamamen Mısır'a egemen olmak istiyorlar. Gösterilemez dendiği için bize arkadaşlar. 2 ve 3 gösterilemiyor ve sorun cevabı Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan değildir denmiş bize. Bir akıncı kuvveti Avrupa'dan gelebilecek tehlikeye karşı hazır tutuldu. Doğru. Haliç'teki zincir geçilemeyince bazı gemiler karadan Haliç'e indirilmesi planı uygulandı. Doğru. Güzelce Hisar karşısında Rumeli Hisarı'nı boğaz kesen inşa ederek Karadeniz'den gelebilecek kuvvetlere mani olmaya çalışmıştır. Doğru. Rumeli Hisarı'nı yaptırıyordu. Anadolu Hisarı kim yaptırıyordu arkadaşlar? Birinci Bayezid yaptırıyordu. Yeri gelmişken tekrarlayalım. Dede Mora'dan imparatorun kardeşlerinden gelmesi muhtemel yardımcı kuvvetlere karşı tedbir alınmıştır. Doğru. İstanbul'un deniz bağlantısını tümüyle kesmek, kuşatma esnasında şehre herhangi bir yardımın gelmesini önlemek için Anadolu Hisarı yaptırmıştı. Ne dedim daha demin karda? Anadolu Hisarı Birinci Bayezid döneminde. E, dolayısıyla Fatih dönemindeki bir hazırlık değil. Ne yaptık arkadaşlar? Sorunun cevabını E şıkkı yaptık. Osman toplumunda nasihatlerin zamanla içerisinde siyasi içerikler işlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi demiş ki bize 17. yüzyılda nasihatlerin içeriği değiştiriyor. Nasihat kitaplarında dini, ahlaki ve tasavvufi konular yanında özellikle devlet ve yönetim sorunlarının ağırlık kazandığı görülür. Devlet işlerinde aksamaların meydana geldiğini, kanun kademin bozulduğunu, seladniti maziyenin sona erdiğini söyleyen müelliflerin kaleme aldığı nasihatnamelerde daha ziyade Yönetimi ilgilendiren hususlar işlenmiştir denmiş bize. Şimdi arkadaşlar bunun temel nedeni devlet düzeninde gerçekleşen bozulmaların etkilerini azaltmak için yapılıyor arkadaşlar. Direkt burada sorumuzun cevabı çıkıyor. Sorun cevabı C. Geçelim soruyu. Evet burada eşleştirme sorularını e, yapalım. Sorumuzda şu var. Aşağıdaki verilen, aşağıda verilen görevlerin hangi divan üyesine divan üyesine ait olduğunu eşleştiriniz denmiş bize. Şimdi devlet bir diyelim buraya arkadaşlar. Devlet yönetiminde padişahtan sonra gelir. Padişahın mührünü taşırdı. Kimdi bu arkadaşlar? Sadrazam diye bildiğimiz veziri azam. Yani bire de diyeceğiz arkadaşlar. İkinci cümleye bakalım. Divanda askeri davalara bakar. Kadı ve müderrislerin atamalarını yapardım. Bu görevli ise arkadaşlar kaz asker. 2'ye C yazdık. 3'e geçelim. Donanma komutanı olarak divanlara katılırdı. Kaptan Derya. 3'e B yazdık. Dördüncü sorumuza geçelim. İç ve dış yazışmalara bakar. Padişah fermanlarına tuğra çekerdi. Nişancı. 4'e E yazdık. 5'e de A kaldı arkadaşlar. Devletin gelir ve giderlerine bakar. Kim bakıyormuş? Defterdar. Açık uçlu sorularımızı da şöyle çözelim hemen hızlı bir şekilde. Şimdi Osmanlı'nın Akdeniz'de üstünlüğünü kabul ettirdiği ve günümüzde Donanma Günü olarak kutlanan savaş hangisidir? Hemen o bilgiyi verelim size arkadaşlar. Kanuni döneminde yapılmış bir savaş. 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı bizim Akdeniz'de üstünlüğümüzü ...kanıtladığımız savaş olacak arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı bu. Şehzadelerin eğitim aldığı sancaklardan birkaç tanesini yazınız... ...denmiş bize. Hemen Manisa'dan başlayalım. Manisa... ...Antalya... ...Amasya... ...Tokat... ...ya da Trabzon'u yazalım. Trabzon... ...Bolu... ...Antalya söyledik onu. Kefe gibi yerler arkadaşlar e, şehzadelerin sancaklarda eğitim aldığı şehirler. Manisa önemliydi. Veliaht Şehzade genellikle burada bulunuyordu. Topkapı Sarayı'nda sarayın ihtiyaçlarına kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakan kişiye şehremini adı veriliyor arkadaşlar. Siyasetname geleneğine göre Osmanlı paşalarında bulması gereken özellikleri yazınız Demiş bize. Şimdi adil olmalı, cesur olmalı, olgun olmalı, erdemli olmalı, liyakat sahibi olmalı. Bunlar yeterli arkadaşlar. Osman toplumunda yer alan etnik unsurları yazınız. Arkadaşlar Osman toplum biliyorsunuz dinlere göre bir ayrım söz konusuydu. Yani Müslüman vardı. Bir de gayrimüslim yani Müslüman olmayanlar vardı. Şimdi etnik unsurlara örnek verecek olursak tabii ki de Türkler vardı, Araplar vardı, Kürtler vardı, Boşnaklar vardı. Etnik unsurları yazıyoruz, Müslüman olanları. Yine aynı şekilde işte Çerkezler vardı. Bunlar e, Türk etnik unsurları oluşturuyordu, Türk Müslüman. Pardon, Müslüman etnik unsurları oluşturuyordu. Diğer gayrimüslim etnik unsurlara baktığımızda Rumları görüyorduk arkadaşlar. Yahudiler vardı ve Ermeniler vardı. Burada Ermenilere dipnot düşelim. Arada sorularda çıkar karşınıza. Milleti sadıka olarak geçiyordu. Sadık millet olarak geçiyordu. Evet arkadaşlar, açık uçlu sorularda bu şekildeydi. Aldınız ekran görüntüsünü. Geçelim. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. 5. ve 6. ünitenin tekrarını yaptık arkadaşlar. Sorularını işte boşluk doldurma test sorularının hepsini çözdük. Dediğim gibi yazılı notlarına da bakmayı unutmayın. Şimdiden sınavlarınızda size başarılar diliyorum. Yazılı kampını da kaçırmak istemiyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri açalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.